Merhabalar değerli arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum herkese. En son Cuma günü Twitter üzerinden yapmış olduğumuz anketimizde analizinin yapılması istenilen, en çok istenilen hisse olarak Petkim çıkmıştım. Dolayısıyla bu akşam Petkim hissemiz üzerinde bir çalışma yapacağız. Bu arada Twitter'da yapılan anket çalışması sonrasında hafta sonu ikinci bir hisse olarak hangi hissenin analizinin yapılmasını istersiniz şeklinde bir sorum olmuştu. Çok farklı hisseler sorulmuş. Yaklaşık 40-50 ayrı hisse sorulmuş. Ama bunlar içerisinde yakın zamanda analizini yapmış olmama rağmen Aselsan ve Türk Hava Yolları'nın yine yoğun olarak talep gördüğünü fark ettim ve bir de Trakya Cam birazcık özellikle olarak istenmiş durumda. Bu üç hisseyi de yaklaşık bir saat civarında koyacağım yeni bir analizde de değerlendirmeye çalışacağım. Aselsan ve Türk Hava Yolları'nın özellikle son durumları üzerinde bir gelişme var mı yok mu bunu incelemeye gayret göstereceğiz. Evet değerli arkadaşlar, Petkim diyoruz ve Petkim hissemizle ilgili olarak hemen takas incelemesiyle analizimize başlayalım. Ve şöyle birazcık geriye gitmek üzere yaklaşık 3-3,5 aylık bir süre zarfında Petkim'de neler olmuş bunu bir değerlendirmeye çalışalım. 3 Eylül tarihi itibariyle baz almak, başlangıç tarihi almak kaydıyla bugüne kadarki bir sürece baktığımız zaman Petkim'de 3 Eylül tarihinde Citibank'ın %27,61'lik pozisyonu var iken bu geçen süre içerisinde Citibank'ın takas oranını %29,62'ye yani yaklaşık 2 puan civarında %2 puanlık bir artış ile pozisyonunu artırdığını, 223 milyon lotluk bir pozisyon taşıyor iken son durum itibariyle 240 milyon lota ulaştığını görüyoruz. Yine Deutsche Yabancı'ya bakalım arkadaşlar. Deutsche Yabancı 3 Eylül tarihinde takas sıralamasında 3. sırada yer alıyorken ve %10,94'lük yani %11'lik bir orana sahip iken son durum itibariyle Deutsche Yabancı'nın %16,18'e ulaştığını yaklaşık %5 civarında bir pozisyon artışı yaşamakta olduğunu görüyoruz. O halde son 3 aylık süreçte Petkim üzerinde yabancıların bir ilgisi olduğundan ve hissedeki pozisyonlarını artırmaya çalıştıklarından söz edebiliriz. Bu arada hemen aşağıdaki tabloyu da değerlendirmiş olalım. Bu tablomuz arkadaşlar Petkim'in son 5 gün içerisinde yaşamış olduğu para giriş ve çıkış durumunu göstermekte. Petkim 4 gün önce 9 milyon civarında bir para girişi hakimmiş. Efendim 3 gün önce 1,5 milyon ve en son gün olarak ise Cuma günü itibariyle 7 milyon TL'ye yakın bir çıkış olmuş ama son 5 güne toplam olarak baktığımız zaman ise 17,5 milyon civarında bir para girişi olduğunu, bir anlamda istikrarlı bir giriş yaşamakta olduğunu şu tabloya bakarak söyleyebiliyoruz. Takas analizimize devam edelim arkadaşlar. Acaba Petkim'de özellikle endeksin hareketlendiği 2019 yılının ilk günlerinden itibaren neler olmuş? Bir de bunu bir incelemeye çalışalım. Evet, 2 Ocak tarihiyle 18 Ocak tarihi arasındaki işlemleri değerlendirmeye çalışalım. 2 Ocak tarihinde Petkim'in City yabancı açısından baktığımız zaman %27,69'luk bir pozisyon var iken bugün %29,62'ye yani o az önce bahsetmiş olduğum %2 civarındaki pozisyon artışının özellikle yılın ilk dönemlerine ait olduğunu, 2019 yılının ilk sürecine ait olduğunu görmekteyiz. Ve yine Deutsche Yabancı'nın ise %16,15, son duruma bakıyorum %16,18, Deutsche Yabancı'nın pozisyonunda son 3 haftalık süre içerisinde çok kayda değer bir değişim söz konusu olmamış. En aşağıdaki tabloya baktığımız zaman ise arkadaşlar bu süre içerisinde City Yabancı'nın 15,6 milyon lot alım yaptığını görüyoruz. Deutsche Yabancı'da ise bir değişiklik olduğunu görmemiştik zaten. 200 bin lot civarında bir değişim söz konusu olmuş artı yönde. Sevgili arkadaşlar bir de geçtiğimiz hafta acaba neler oldu konusuna bir bakalım isterseniz. Geçtiğimiz hafta Petkim hissesi üzerinde yani 14.01 ile 18.01 arasında endeksin oldukça hareketli ve güzel bir rally yapmış olduğu süre içerisinde Petkim'de neler olmuş
sorusuna bir cevap arayalım. Burada da arkadaşlar Sit Yabancı'nın 7 milyon 300 bin lot civarında bir alım yapmış olduğunu görüyoruz. Sit Yabancı'nın 15 milyon lot civarında bir alımı olduğunu fark etmiştik ve bunun 7 milyon 300 7,5 milyon lot civarındaki bir miktarını geçtiğimiz hafta yapmış olması önemli bir ayrıntı olarak burada karşımıza çıkmakta. Yine geçen haftaya baktığımız zaman Deutsche Yabancı'nın 1,5 milyon lot civarında bir alım yaptığını görüyoruz. O halde arkadaşlar Petkim'de gerek son 3 ay itibariyle gerekse 2019 yılının başladığı ilk günlerden itibaren ve gerekse endeksin geçtiğimiz hafta yaşamış olduğu önemli hareketlilik sürecinde yabancıların ilgi göstermekte olduklarını, herhangi bir satışlarının değil önemli sayılabilecek miktarlarda alım yapmakta olduğunu görmüş bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar Petkim için teknik durumun ne ifade ettiğini bir incelemeye çalışalım. Burada görmekte olduğunuz Fibonacci grafiğimizde çok net bir şekilde göreceğiniz gibi 7,5'lara yakın bir seviyeden başlayan çok sert bir gerileme ile 4 seviyesinin aşağısına inilmişti. Ve buradan U tipi dediğimiz keskin bir tepkiyle tekrardan 6,5'lara ulaştıktan sonra net bir alçalan trendin başladığını görmüş bulunmaktayız. Şuradan daha detaylı ve düzgün bir çizim göreceksiniz. Evet, bu grafiğimiz arkadaşlar biraz önce incelemiş olduğumuz grafiğimizde şurada görmekte olduğunuz gibi gerek orta vade adına en yüksek noktadan başlayan alçalan trendi kırmızı eriyle görmektesiniz. Gerekse oluşan 4 seviyesi aşağısına gerileme sonrasındaki U tipi yükselişin sert ve keskin yükselişin sonrasındaki kararlı bir aşağı eğilimi beyaz alçalan trend çizgisiyle görmektesiniz. Değerli arkadaşlar öncelikle burada ilk gözle çarpan husus şuradaki beyaz alçalan trend çizgimizin yukarı yönlü kırılmış olduğunu ve bu 5 seviyelerindeki bu trend desteğinin üzerinde bir hareketliliğin oluşmasıyla Petkim'deki ivmenin birazcık daha artmış olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki alçalan trendin kırılmış olduğunu ve artık bu trendin bir destek olarak izlenmesi gerektiğini ve orta vade, kısa orta vade adına ise Petkim'de 5 bölgesinin artık net bir destek konumu olarak takip edilmesi gerektiğini buradan anlayabilmekteyiz. Şimdi değerli arkadaşlar yine grafiğimizde ikinci olarak dikkat çeken nokta şu tepe noktasından başlayan alçalan trendimizin varmış olduğu nokta, temsil etmiş olduğu nokta 5.70 seviyesi. Sevgili arkadaşlar Petkim'de kararlı ve etkin bir yükselişin başlayabilmesi ve şu bölgelerdeki yani 7.5'lar bölgesindeki seviyelerine tekrar ulaşabilme ihtimalini yaratabilmesi için şuradaki alçalan trendin kırılması yani 5.70 direncinin kırılması ve bu direnç seviyesinin bir destek haline gelmesi net ve kesin bir koşul olarak bu grafiğimizden görülmekte. Değerli arkadaşlar Petkim için Fibonacci kriterlerine baktığımız zaman 4 seviyesinin aşağısına indiği noktayı ve 7.5'lar yakınlarındaki noktayı referans olarak kabul ettiğimiz zaman Petkim'in öncelikli olarak %38.2'ye denk gelen 5.18 seviyesi etrafında oldukça oyalandığını, bu seviyenin aşağısına inip de tekrardan %23.6 olarak tanımlanan 4.66 seviyesine yaklaşırken tekrardan bir atak yaptığını, yani 4.60'lar seviyesiyle 5.50 seviyesi aralığında bir sıkışma yaşadığını ama özellikle şu 5.18 direncini aşma hususunda çok büyük bir başarı sağlayamadığını, bu direncin üzerinde kalıcı bir şekilde kalamadığını görmekteyiz. O halde bizim için önemli olan nokta şurada zorlandığını tespit ettiğimiz, bir türlü kararlı bir şekilde üzerine çıkıp da kapanışlar yapamadığını tespit ettiğimiz 5.18 seviyesi bizim için önemli bir referans noktası olmalı. Bu seviye üzerinde kapanışlar devam etmeli. Yani 5.18 seviyesi net bir şekilde destek olarak algılandıkça, bu seviye üzerinde 2-3 kapanış görebildikçe, bu durumda biz Petkim için bir sonraki direnç noktası olan şu %50 bölgesine doğru, yani 5.60 seviyesine doğru, bir başka ifadeyle şu kırmızı alçalan trendimizin temsil ettiği 5.68 seviyesiydi. Yani 5.60 bölge 5.60 5.70'lere doğru bir hareketlenme yaşayabileceğini dikkate alabiliriz. Şu bölgenin desteği sayesinde
5.65-5.70 bölgesine olabilecek olan ataklar bizim için dikkatli olmamız gereken seviyelerdir. Zira burada hem %50 noktasını ifade eden bir Fibonacci direnci hem de alçalan kanal direncimizin bulunduğunu görmekteyiz. Bu seviye Petkim için bir zorlanma nedeni veya sebebi olarak değerlendirilebilir. Buradan olabilecek olası satışların mümkün olduğu kadar 5.18'lere yaklaşırken karşılanıyor olması, böyle bir durumu fark edecek olursak bu durumda Petkim'in tekrar bir atak yaparak 5.60 direncini zorlamak gibi bir niyetinin olabileceğini düşünebiliriz. O halde Petkim için 5.18 ila 5.60 arasındaki hareket tarzı bizim için çok önemli. Bu bölgede eğer yabancı satışı olmuyorsa, hatta giriş oluyorsa, bu durumu biz Petkim için 5.60 direncini aşabilme adına bir gayret, bir çaba içerisinde olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. Ve tabii ki endeksin içinde bulunduğu koşullar da önemli olacaktır. Endeks adına Petkim'e yansıyacak olan olumsuz bir tablo olmaz ise bu durumda 5.60 direncinin kırılıp kırılmadığını yakından izleyebiliriz. 5.60 direnci kırılır ise ne olur? Yani 5.60-5.70 bölgesindeki direnç bölgesi kırılırsa ne olur arkadaşlar? Bu durumda bir sonraki Fibonacci bölgemiz olan 6 seviyesine doğru bir hareketlenmenin devam edebileceğini, başlayabileceğini veya 5 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla başlayan hareketliliğin 5.60 virajının dönülmesi sonrasında 6 seviyesine kadar devam edebileceğini hesaplara katabiliriz. Sevgili arkadaşlar, Petkim için haftalık pivot verimiz 5.24 seviyesini ön plana çıkarmış. Yani önümüzdeki hafta için, bu hafta için 5.24 seviyesi Petkim adına kritik bir pivot noktasıdır. Ve kapanışını da pivot seviyesinin üzerinden 5.32 seviyesinden yapmış olmakla Petkim haftayı olumlu bir şekilde kapatmıştır diyebiliyoruz. Şayet 5.24 seviyesi bir destek olarak algılanır ve bu seviyenin aşağısında herhangi bir hafta içinde kapanış görülmez ise bu durumda Petkim nereye kadar yükselebilir sorumuzun cevabını pivot sistem 5.53 olarak tanımlıyor. 5.53 olarak veriyor. Şayet 5.53 seviyesi de aşılacak ve bu seviye artık bir destek noktası haline gelirse az önce şuralarda da sizlere anlatmış olduğum gibi 5.65 seviyesinin gündeme gelebileceğini ve tabii ki 5.60-5.70 bölgesindeki direncin aşılması durumunda ise 5.94 yani şu bölge olan 6 seviyesine kadar hareketliliğin devam etme olasılığının olduğunu görmekteyiz. Elbette ki bunlar birer teknik olasılıktır. Kesin olarak şu seviyeye gidecek veya bu seviyeden dönecek gibi bir düşünce içerisinde olmamız tabii ki mümkün değildir. Ve tablomuza genel olarak baktığımız zaman 5 seviyesinin kısa vade için önemli bir destek konumunda olduğunu, 5 seviyesinin aşağısına gelindiği takdirde ise 4.60-4.70 bölgesine yönelik geri çekilmelerin hız kazandığını bu grafiğimizin geçmiş görüntülerinden de anlayabilmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Petkim'le alakalı olarak görülen tablo bundan ibaret. Bir de Petkim için pivot verileri adına günlük pivot verilerini değerlendirelim. Haftalık pivot verilerini sizlere belirttim. 5.24 seviyesinin önemli bir pivot noktası olduğunu vurguladım. Pazartesi günü için pivot seviyesi olarak takip etmemiz gereken seviye 5.31'dir arkadaşlar. 5.31'in üzerinde kararlı bir şekilde kalabiliyorsa olası düşüşlerde 5.26-5.30 aralığından tepki bularak tekrar 5.30-5.31'in üzerine çıkabiliyorsa bu durumda ilk dikkat etmemiz gereken nokta 5.38, buranın aşılması durumunda 5.43 ve sonrasında ise 5.50 seviyesini görmekteyiz. Yine arkadaşlar borsapivot.com isimli bir siteden bahsediyorum sizlere. Burada gerek pivot verileri gerekse belli vadelere yönelik, kısa, orta ve biraz daha uzun vadelere yönelik belli formüllerin oluşturmuş olduğu olumlu ve olumsuz sinyaller yayınlanmakta. Petkim için son kısa vadeli sinyalin hangi konumda olduğuna bakalım arkadaşlar. Petkim için 7 gün önce kısa vadeli teknik sistem, teknik formül 5.11 seviyesinden bir al sinyali üretmiş. Tekrar ediyorum arkadaşlar, bu al sinyali teknik sistemin üretmiş olduğu bir al sinyalidir. Dolayısıyla 5.11 seviyesinden 7 gün önce başlayan sinyal sonrasında ise bu sinyal hala devam ediyormuş. Güncel tarih olarak 18'indeki güncellemeyi dikkat alıyoruz ve %4.5'lara ulaşan bir primlilik yaratabilmiş. Değerli arkadaşlar, sizlere bu analizimde aktarmış olduğum bilgileri Matrix programından
Ve de bu az önce de ismini zikretmiş olduğum borsapivot.com isimli sitenin verilerinden istifade ederek aktarmaktayım. Gerek gün içi gerekse anlık sorularınıza yanıtlar bakımından ise Twitter adresim @halukcanberk bu adresimi kullanabilirsiniz. Ve tabii ki arkadaşlar her zaman eklemiş olduğum gibi, söylemiş olduğum gibi bu tarz analizlerden anlık bir şekilde haberdar olmak, analizlerin yayınlandığı anda gecikme olmaksızın bilginiz olabilmesi adına da kanalıma ücretsiz abone olmanız gerekmektedir. Teşekkürlerim ve saygılarımla birazdan az önce ifade ettiğim gibi Trakya Cam, Aselsan ve Türk Hava Yolları ile ilgili değerlendirmede buluşmak üzere. Hoşçakalınız diyorum.